Sarıgöl ilçesi Manisa iline bağlıdır. İç Ege'nin tüm özelliklerini taşıyan bir coğrafi yapıya sahiptir. İlçe içinde, ilçenin köylerindeki ören yerleri çevre tarihçesinin çok eski olduğunu göstermektedir. Kırık Minare, Sarıgöl'ün tarihi dokularından biridir. Emcelli köyünde yetiştirilen Emcelli biberi sofraların vazgeçilmez tadıdır. Acı olmasına rağmen damağınızdaki yakıcılık kısa sürede hoş bir lezzete dönüşür. Kesikli pide Sarıgöl'e özgü enfes bir tattır. Özel bir yapımı olan bu pide ağzınızda güzel bir lezzet bırakır. Sarıgöl'de yer alan bu müzede Sarıgöl'ün tarihi değerlerini ve geçmiş dönemdeki yaşam tarzını yansıtan eserler sergilenmektedir. Sepetçilik, yöreye özgü önemli bir uğraşıdır ve günümüzde çok az kişi tarafından sürdürülmektedir. Türkiye'de tarım sektörü içindeki ekonomik örgütlenmenin en büyük ağırlığını tarımsal kooperatifler taşımaktadır. Bugün ülkemizde tarım kesiminde hizmet veren kooperatiflerden birisi olan Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri, ülkenin tarımında ve tarımsal ticaretinde büyük öneme sahip olan kooperatif KOBİ'lerinin birliğidir. Kooperatif KOBİ'leri ortak piyasa düzenlerinin uygulanmasında fayda getirebilecek kuruluşlardır. Temeli 1935 yılında atılmış olan meslek kuruluşu Tariş Üzüm Birliği, ülkemizin en büyük çekirdeksiz kuru üzüm alıcısı ve ihracatçısı durumundadır. Sarıgöl Kooperatifi bir üretici kuruluşu olarak ortaklarının kuru üzümlerinin alınıp değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İlçenin toprakları her çeşit ürünün yetişmesinde elverişlidir. Bu ürünlerden biri de üzümdür. Meslek kuruluşu Tariş Üzüm Birliği çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının %80'ini Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirdiği ihracat miktarı nedeniyle her yıl Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'yla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yüksek ihracat ödülüyle ödüllendirilmektedir. Tariş Üzüm Birliği KOBİ'leri bir üretici kuruluşu olarak çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe, ürün alımlarında, üreticilere girdi temininde, depolanmasında ve piyasa düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Meslek kuruluşu Tariş Üzüm Birliği'ne bağlı 14 KOBİ Üzüm Tarım Satış Kooperatif İşletmesi faaliyet göstermektedir. Bunlar Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Kavaklıdere, Ahmetli, Yeşilyurt, Saruhanlı, Manisa, Turgutlu, Akhisar, Çobanisa, Buldan, Çırpı ve Menemen kooperatifleridir. Birliğimize bağlı bu kooperatiflerin toplam 14.359 üretici ortağı bulunmaktadır. Meslek kuruluşu Tariş Üzüm Birliği bugün Tariş markasına uluslararası düzeyde duyulan güvene layık olmaya çalışmaktadır. Geçmişten gelen bilgi birikimi ve konusunda uzman personeliyle Ar-Ge merkezinin sunduğu bilimsel veriler ışığında üretim, bitki sağlığı, verimlilik, kalite ve işleme alanlarında yenilikçi araştırmalar yürüten meslek kuruluşu Tariş Üzüm Birliği, yeni teknolojilerin uygulamaya sokulması, üretim ve verimlilik konularında üreticiyi bilgilendirip yönlendirmektedir. Hasat edilen üzümler, potasa zeytinyağından oluşan bandırma çözeltisine batırılır. Bu işlem, üzüm üzerindeki pus tabakasını alarak üzümün yaklaşık bir hafta içerisinde kurumasını sağlar. Kuru üzüm ayıklama makinesinde ayıklanarak saplarından temizlenir ve kasalara koyulur. Kuru üzümler kasalarla Tariş Kooperatifine getirilir. Ekspertiz yönetmeliği çerçevesinde kalitesi eksperler tarafından belirlenir. Her kasa uygun biçimde hangi üreticiden ne kadar miktarda ve hangi bölgenin üzümü olduğuna ilişkin bilgileri içerecek şekilde kodlanır. Buradan çıkan kuru üzümler dünyanın çeşitli yerlerinde sofralara lezzet katmaktadır.